Kıymetli seyircilerimiz, Tarih ve Kültür Söyleşileri programımıza hoş geldiniz. Efendim, Ekim ayından beri tarihle ilgili Doçent Doktor Burak Kaneri hocamla beraber 40'a yakın program çektik. Bu süre zarfında ekstra programlar da yapıyoruz. Bugün de özellikle bölgemiz açısından çok kıymetli olan, geçmişten itibaren ticari faaliyetlerde kullanmış olduğumuz sofralarımızın vazgeçilmezliği, balığı konuşacağız, hamsiyi konuşacağız. Bu doğrultuda da Su Ürünleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Emre Çağlak hocamızla beraberiz. Sayın hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk sayın hocam. Hocam, bizim evet. Burak hocamız hamsi meraklısı bir hocamız. Evet. Balık meraklısı bir hocamız. Uzun zamandır hocamızla beraber böyle bir program çekelim diye düşünüyorduk. Yaklaşık bir aylıkta bir planlamamız oldu. Bugüne nasipmiş. Malum hepimizin farklı farklı işleri de var. Bu programın herhalde en çok izleyicisi Burak hocam olacak. Değil mi hocam? Ben dönüp dönüp seyredeceğim. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Şeref hoş bulduk verdiniz. Hocam. Teşekkür Biz, ederim. Biz hem Karadeniz'den Rize'de olmamız hasebiyle bu programa oldukça da önem veriyoruz. Çünkü gündelik hayatımızın vazgeçilmezi balık. Özellikle eğer buralarda yaşıyorsanız balıkta işli dışlısınızdır. Hele ki buranın yerlerinden de bizim duyduğumuz kadarıyla eskiden hamsi sezonu başladıktan sonra hamsi haricinde bir şey yenmezmiş. Yani balık o kadar önemli. Dolayısıyla tam da sizi bulmuşken, çünkü çalışmalarınızın da hemen tamamına yakın bu konu üzerindedir. Ben şu soruyla başlamak isterim. Su ürünlerinin ve özelinde balıkların öneminden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi öncelikle biz su ürünleri deyince tabii ki özellikle su kaynaklarından bahsetmemiz lazım. Dünyamızın 3/4'ünün, vücudumuzun 2/3'ünün su ile ilgili olduğundan dolayı evet. Su ürünleri de hakikaten bu açıdan çok önemli. Dünya geneline bakıldığında yaklaşık 170 bin su ürünleri türünden bahsediliyor. Bunların işte 500'e yakını, 1000'e yakını ticari olarak avlanıyor, ticari olarak tüketiliyor. Bu açıdan bakıldığında su ürünleri içerisinde tabii ki sadece balıkları koymak çok doğru değil. İçerisinde bizim kabuklu su ürünleri dediğimiz, kafadan bacaklar dediğimiz, çift kabuklu yumuşakçalar dediğimiz birçok türü barındırıyor. Ama tabii ki biz bunlara girmeden bugün evet. Özellikle balıktan, daha sonra da genelde hamsiden bahsedeceğiz. Su ürünleri niye önemli? Bir kere kesinlikle her diyette, her mutfakta, her beslenmede özellikle olmasını önerdiğimiz bir ürün. Bunu da açıklayacak olursak bir kere yüksek bir protein düzeyine sahip. Yaklaşık tabii ki bu balıktan balığa göre değişiyor, mevsime göre değişiyor, işte üreme dönemine göre değişiyor, sıcaklığına göre değişiyor. Bunları çok detaylandırmadan evet. Genelden bahsedecek olursak %20 dolaylarında bir proteinden, işte genelde %5 ile tabii ki daha düşük yağlı balıklar da var ama %5 ile 15 arasında, 20 arasında bir yağ miktarından bahsedebiliriz. Mineral maddeler açısından gene %1 ile 5 arasında bir durumdan bahsedebiliriz. İçinde de gene vitaminler bulunmakta. Çok sağlıklı bir besin aslında değil mi hocam? Tabii ki. Yani protein deyince biz evet başka kaynaklardan da protein gelir bizim aklımıza. Evet, alınabiliyor. Fakat bunun önemini şu açıdan ben belirteceğim. Bir kere proteinin sindirilebilirliği çok önemli. Balıklardan aldığımız protein de bir kere sindirim sistemimizi yormuyor. Evet. Hazmı kolay. Niye kolay? Çünkü bağ dokusu yumuşak. Ha, bu aynı zamanda bizim için avantaj ama biz bu ürünleri düzgün şekilde muhafaza edemezsek çabuk da bozulmalarına neden olabiliyor. Tabii ki onu ilerleyen süreçlerde evet. Yine konuşacağız. Biz balığın öneminden, su ürünün öneminden bahsetmeye devam edelim. Burada proteinler deyince özellikle vücut için almamız gereken, dışarıdan alınması gereken esansiyel amino asitler var. Bunlar 8 ya da 10 çeşit olabiliyor. İşte adları lisin, metiyonin, izolesin gibi evet. isimler alınıyor. Bunlar özellikle su ürünlerin etlerinde bulunuyor. Yani bu açıdan da önemli. Peki sadece protein mi önemli? Değil. Özellikle şu an işte kalp hastalıklarının çok fazla artması, işte damar tıkanıklıkları gibi çeşitli hastalıklar var. Bunlara bağlı olarak özellikle diyetisyenlerin önerdiği en baştaki gıda balık oluyor. Niye balık oluyor? Çünkü içerisinde doymamış yağ oranı yüksek bir şekilde tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri var.
Biz özellikle doymuş yağ hastalığıyla beslendiğimizde işte vücudumuzdaki damarlarımızdaki akışkanlık azalıyor, damar tıkanıkları ortaya çıkabiliyor. Ama çoklu doymamış yağ hastalığıyla beslendiğimizde özellikle EPA ve DHA'dan bahsetmek istiyoruz. Omega 3 yağ asitleri diyoruz. Bunlar çok önemli. Niye önemli derseniz hücre yapısında yer alıyor. Eğer bunu çıkartırsanız siz hücre çökerse beden çöker diyor. Yani o açıdan baktığımızda bizim sindirim sistemimizden, bizim bağışıklık sistemimizden, bizim dolaşım sistemimizden, bizim beyinle ilgili bütün sistemlerden görmeye kadar bunlarla ilgili bütün hepsinde olumlu katkıda bulunuyor. Ha, sadece olumlu katkıda mı bulunuyor? Hayır. Hastalıkların ilerlemesinde ya da tedavisinde ya da daha olumlu sonuçlar vermesinde, hastalık etkenlerinin azaltılmasında da önemli etkileri var. O yüzden biz su ürünlerini ve balığı 2 yaşından sonra çocuklara, bebeklere, özellikle hamilelere, yetişkinlere, herkese öneriyoruz. Yani bu konuda Dünya Sağlık Örgütü haftada en az 2 öğünüz balık olsun derken biz aslında bunu daha da arttırıyoruz. Haftada 3 öğün, 4 öğün olsun diye bahsedebiliyoruz bu durumda. Hatta sözünüzü kesiyorum. Sanırım bu Japonların uzun yaşamasının sırrı da bu deniz ürünleri olsa gerek. Uzun ve sağlıklı. Evet, şimdi ondan da bahsedelim. Bizim aslında su ürünleri tüketimimiz, balık tüketimimiz çok yüksek değil. Yani dünya ortalaması 20-25 kilogram civarındayken yıllık, bizim 7-8 kilogram civarında. Yani bu 5 ile denizlerle çevrili olduğu halde. Evet, evet, tabii ki bizim su alanlarımız tarım alanlarımıza denk gelebilecek bir potansiyele sahip. Evet. İç su kaynaklarımız var, deniz alanlarımız var. Çok büyük bir su yapısına da sahibiz. Hocam herhalde bu konuda çok gerideyiz. Ulaşımda da kullanamıyoruz yani su kaynaklarımızı. Evet. Üç tarafı denizlere çevrili olmasına rağmen. Geçen bir yazı okudum. İtalya çok bu konuda su kaynaklarını kullanan dünyadaki en önemli devletmiş. Bütün kıyı boyunca, yarımada olması dolayısıyla kıyı boyunca da gemi ticareti, gemi ulaşımı yapıyor. Biz balıktan da istifade edemiyoruz anladığım kadarıyla söylemenizden. Yani ulaşımdan da herhangi bir şekilde istifade edemiyoruz. Yani tarih boyunca da zaten denizcilik hususunda da böyle çok önde bir millet olmamışız. Evet. Yani Osmanlı öncesi zaten dişe dokunur bir şey yok. Osmanlı'da tabii ki siz çok daha iyi bilirsiniz. Yani büyüklüğüyle doğru orantılı olarak denizlerde çok önemli faaliyetler göstermemiş benim bildiğim kadarıyla. Evet. Yani en azından büyüklüğüyle, şimdi tabii ki şunu kastetmiyorum. Bunu söylediğimiz vakit çok büyük yanlış ve haksızlık olur. Osmanlı bir şey yapmamış değil. Büyüklüğüyle doğru orantılı olarak çok daha büyük faaliyet ve atılımlarda bulunmasını beklerdik. Ama olmamış bildiğim kadarıyla. Bir dönem hocam Pereveze sonrasında var. Ondan öncesinde Türk tarihinin herhalde en zayıf halklarından bir tanesi bu denizcilik kısmı oluyor. Bu günümüze kadar da ulaşmış. Hatta şunu da dile getirelim. Rize'den, Trabzon'dan işte İstanbul'a veyahut da denize kıyısı olan bir yere gidecek olursak denizden ulaşamıyoruz. Evet. Yine karayollarına mahkumuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Az önce herhalde eskiden vardı. Siz hatırlarsınız. Belki hocam da hatırlar. Varmış. Bir 20-30 yıl öncesine kadar zannedersem. Bir dönem bu feribotlar vasıtasıyla ulaşılabiliyormuş. Dedem benim Balıkesir'de askerlik yapmış. Rahmetli. Bir at süvari bir askerdi. O askere vapurla beraber İstanbul'a gitmiş. Oradan geçmiş Balıkesir'e. Çok esten kullanılıyordu. Evet. Osmanlı'da da kullanıyor. Evet. Ama herhalde bu son yıllarda en çok zayıf noktalarımızdan bir tanesi bu denizcilikteki kullanımımız. Balıkta da hocam dediği gibi yeme noktasında bile çok gerideyiz. Evet, şimdi bizim tabii ki hem denizlerimizden avcılıkla ilgili hem de yetişicilikle ilgili bir potansiyelimiz var. Şimdi bunlara geçen yıllarda baktığımızda artık yetişicilik miktarımız avcılık miktarını geçti 2020 yılından itibaren. Evet. En son 2022 yılı verilerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı veriler kapsamında yaklaşık 500 bin ton yetişicilik, 300 bin ton da avcılıktan bir ürün elde edildi. Yani eskiden bu oran biraz daha tam tersi düzeydeydi. Ha, bu şunu gösteriyor. Dünya geneline baktığımızda da yaklaşık 180 milyon ton bir deniz ürünleri üretimi var. Bunun 91 milyon tonu, 90 milyon tonu yetişicilik, 90 milyon tonu da avcılık olmak üzere. Bunun artık
avcılık noktasına baktığımızda sabit bir noktaya geldiğinden bahsediliyor. Buradan sonraki süreçte artık yetişicilik biraz daha ön plana çıkacak. Çünkü su ürünleri ve protein kaynağından bahsederken biz insanlardaki açlıkla ilgili kısmına değinirken özellikle proteine yetersiz ulaşamada sorun yaşayanlar için açlık daha çok ön plana çıkıyor. Evet. Çünkü protein biliyorsunuz yapı taşı. Vücudun, iskeletin, kas sisteminin. Olmazsa yetersiz, sağlıksız beslenme oluyor. Bunun da en önemli kaynaklarından bir tanesi hakikaten dünyaya baktığımızda, su kaynaklarına baktığımızda sudan gelecek bir ürün bu. Son yıllarda yaklaşık %157 oranında bir su ürünlerinin üretimiyle ilgili de bir büyüme var. Bu açıdan da önemli. Bizim ülkemizde de hakikaten durumlar gittikçe iyiye gidiyor. İşte kurulan işleme tesisleri, yetişicilik tesisleri. Şu an yaklaşık 100 ülkeye hemen hemen ihracatta bulunuyoruz. Evet. Hocam biz de şahit oluyoruz. Bu en azından bu sahil boyunca gittiğimiz zaman ya Rize'nin sahillerinde gezip dolaşırken görüyoruz. O çiftlik sayıları da epeyce bir şekilde arttı. Evet, evet, evet. Oldukça çünkü potansiyelli ürünler, alanlarımız oldukça potansiyelli. Tabii ki bunlardan ilerleyen zamanda gene yeri geldikçe bahsedeceğiz. Peki hocam şimdi belki sorayım hemen mevzu geçmişken. Yetiştiricilik dedik. Şimdi balık bu sahillerde, çiftliklerde yetiştiriliyor. Peki bu yetiştirilen balıkların protein oranı avlanılanla aynı mıdır? Veyahut da bunların da sağlığa olumlu etkisi avlanılanlarla eşit midir? Şöyle, şimdi burada şu ayrımı kesin net yapmak doğru olmaz. Yetişicilik balığı çok iyidir, deniz balığı çok iyidir diye. Çünkü değineceğiz deniz balıklarıyla ilgili de şimdi büyük bir tartışma da oluyor. İşte balıklar sağlığa zararlı olabilir, ağır metal içerebilir gibi filan da konular ortaya çıkabiliyor. Önemli olan burada su ürünlerin ya da balıkların bulunduğu ortam. Bulunduğu ortam bir, temiz mi? İkincisi beslendiği yem. Temiz mi? Evet. Tabii ki yüzen, göç eden, özellikle hamsi gibi, palamut gibi sürekli dolanan, farklı bölgelerde gezen balıklar için bunlar tabii ki bir sürü besin kaynaklarıyla karşılaşıyor. Çok beslendiği için, çok çeşitli beslendiği için ister istemez içerisindeki besin elementleri daha çeşitli olabiliyor. Ama yetiştiricilikte de elde edilen yemler, bunlar için kullanılan yemler ağırlıklı gene zaten balıktan elde edilen balık unu ve yağ katkıları oluyor. Öyle olduğu için de onlarda da çok sağlıksız bir beslenme vardır diyemeyiz. Onlar da ona benzer sağlıklı besleniyor. Hatta verilen yemlere bağlı olarak protein değerleri, yağ değerleri normal doğadakinden daha fazla olabiliyor. Vitamin değerleri. Evet. Çünkü bunlar yemin içerisinde bulunan katkı maddeleri. O açıdan da yetişicilik balığı kötüdür, sağlıksızdır. Evet. Sakın onları yemeyin diye böyle bir şey demiyoruz. Onlar da sağlıklı. Avcılığın özellikle yasak olduğu dönemlerde biz yetişicilik balıklarını özellikle tavsiye ediyoruz. Yani burada önemli olan sizin balığı alırken güvenli bir şekilde almanız, bildiğiniz. Zaten bu işletmelerin hepsi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetleniyor. Bunlar da herhangi bir şekilde içerisinde bir ilaç kalıntısı, hormon kalıntısı, herhangi bir şekilde olumsuz, insan sağlığı olumsuz etki edebilecek maddelerin olmasına zaten müsaade edilmiyor. Buralardan alınan örnekler inceleniyor düzenli olarak. Peki hocam, sözünüzü kesiyorum şimdi. Estağfurullah. Konu ilginç ve cazip olunca soruların ardı arkası kesilmeyecektir. Peki şimdi yıllardır biz ette ve tavukta bir hormondan, antibiyotikten falan, balıkta böyle bir ihtimal var mı? Şöyle, balıkta da var. Tabii ki balıkta hastalanıyor. Balıklara da tabii ki ilaç veriliyor. Bunlara da aşılanması yapılıyor, ediliyor ama Türkiye özellikle su ürünleri konusunda, ben tabii ki alanım olduğu için bu konuda çok iyi. Biz rezidü izleme diyoruz. Yani kalıntı izleme. Evet. Herhangi bir şekilde balıklardan alınan numunelerde kalıntı olup olmadığına çok farklı parametrelerle bakılabiliyor. Niye bakılıyor? Bu hem yurt içi ürünler olsun hem de yurt dışına giden ürünlerde olsun aranan ana parametrelerden bir tanesi. O yüzden hiçbir işletme ürününde böyle bir kalıntının olmasını istemez. Çünkü ihraç yapıyor, ihracat yapıyor, iç piyasaya veriyor. Bu sektörünün ya da ekonomik gelişmesinin önüne geçilmesini istemez ya da bir zarar görmesini istemez bu yönde. Yani biz gözümüzü kapatıp balığı güven içerisinde yiyebiliriz. Bunun içinde bir ilaç vardır, hormon vardır, antibiyotik vardır. Yetiştirilmesinde ya da büyütülmesinde
takviye gıdalar kullanılmıştır, bunlar sağlığımıza da zarar verecek şeklinde düşünmemeliyiz. Bunu tüketebiliriz. Ya tabii ki burada, ama önemli olan tabii ki şu, özellikle bu işte hakikaten hassas olan, bu işi iyi yapan firmalar var. Bu firmalar da zaten piyasaya ürün verdiğinde, evet, o yüzden biz hep şunu diyoruz, balık alırken ya da su ürünleri alırken ya da diğer gıdayla da ilgili, hı hı, insanlar ne yapıyor? Güvendiği yerden, evet, güvendiği kişiden, kendisine yanlış yapmayacağı, hı hı, kişiden alışveriş yapıyor. Burada da ona dikkat etmek, evet, gerekiyor. Yani o açıdan özellikle tabii ki avcılık zamanında biz avlanmış deniz, hı, ürününden bahsediyoruz. Ama olmadığı zamanlarda da yetişik ürünlerini alıp yemekte bir sakınca yoktur. Hocam biraz da balığın geçmişine gitmek istiyorum. Acaba balık tüketim bizim kültürümüze, tarihsel süreçte ne ifade ediyor? Evet. Bunlarla ilgili de muhakkak Burak Hocam da bir şeyler söyleyecektir ama sizden de özellikle duymak isteriz bunlarla ilgili. Tabii ki. Şimdi tarihsel süreç deyince sizin gibi, evet, tarihçi hocaların yanında biraz konuşurken dikkat etmek gerekiyor. Fakat biz de bu konulara değiniyoruz. Yani bakıldığında balıkçılığın milattan önce 4000 yıllarına kadar, 3000 yıllarına, hı-hı, kadar bu işlerin gittiği, işte basit zıpkınlarla tahtadan yapılan, evet, böyle onlarla bir avcılığın başladığı. Daha sonra ilerleyen zamanlarda özellikle işte Roma'nın zannedersem, hı-hı, 200'lü yıllarda falan artık yemeklerle ilgili, tariflerle ilgili bazı artık kalıntıların ortaya çıktı. İşte papirusların, işte yemeklerin kalıntılarında, işte Selçuklu zamanına geldiğimizde özellikle balıkla ilgili motiflerin ön plana çıktığını. Doğru. Daha sonra eserlerde değil mi hocam? Desenlerde, evet, evet, tabii ki sizin alanlarınızda biraz girdiği için. Daha sonra Osmanlı dönemimize geldiğimizde işte baktığımızda Topkapı Sarayı'nda işte malzemelerin içerisine giriş yerlerine göre kapı isimleri var. Otlu kapı, ağır kapı gibi. Bir tanesi de balıkhane kapısı. Evet. Yani demek ki sarayda da bununla ilgili bir durum vardı. Ve kayıt defterlerine bakıldığında, Fatih Sultan Mehmet zamanında, Kanuni Sultan Süleyman zamanında kurtulmuş balıkların, havyarların bulunduğu, o dönemde gene özellikle büyük dalyanların bulunduğu, bu dalyanlarda işte lüfer gibi, palamut gibi İstanbul'da, özellikle Boğaz'da bunların tutulduğu, hatta lüfer o kadar önem veriyorlar ki farklı isimlendiriyorlar işte. Çinekop, lüfer, kofana gibi böyle değişik isimlerle bunları isimlendiriyorlar. Gene baktığımızda biraz daha işte 1700'lü yıllara geldiğimizde Evliya Çelebi'nin, uh-huh, özellikle Seyahatnamesinde, işte Budin'de bir sazan çorbasında, işte Ohrid'de yılan balığı ile ilgili bir yemekten, İşte Trabzon'a geldiğinde hamsi çorbasından ya da bu bölgelere, evet, geldiğinde bunlardan özellikle bahsediyor. Yani biz şu demek değildir, İşte bizim Osmanlı'da ya da Selçuklu'da biz su ürünlerine, balığa çok uzaktık, işte yemiyorduk, hiç tüketmiyorduk gibi değil. Belli ölçülerde tüketiliyordu. Ama o zaman tabii ki daha çok biliniyor ki, siz de biliyorsunuz, en çok küçükbaş, evet, hayvan etleri falan daha çok, evet, ağırlıklıydı. Ama bulundukları alanda, İşte tatlı su kaynaklarında, işte Sapanca'da, İznik'te, Manyas'ta tatlı su balıklarıyla ilgili. Deniz bölgelerine geldiğimizde bu bölgeler, sahil bölgeleri, artık bu bölgedeki ürünlerle beraber de bir zenginlik ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bu mesela Hacivat ve Karagöz'ün bir balık oyununda ortaya çıkıyor balığın önemi. İşte bir eskilerden yazılmış, notlarımı almıştım. Mesela Mehmet İhsan Bey'in yazdığı, Hamamizade Mehmet İhsan Bey'in yazdığı Hamsiname kitabında bir hamsi kasidesi bulunmakta mesela. Evet. Hocam varsa bir dörtlük okuyun bize. Ya onu not almadım ama Evliya Çelebi'nin bir dörtlüğü var. Diyor, evet, ki onu okuyabilirim hemen. Buyurun, evet, hocam. Buyurun hocam. Trabzan'dır yerimiz, akça tutmaz elimiz, hapsi balık olmasa niç olurdu halimiz diye. Ondan sonra gene bir Ziver Efendi'nin bir kaleme aldığı hamsi gazeli var mesela gibi. Evet. Yani bunlar bizim kültürümüzde yer almış. Gene Trabzon'da halk şairlerinden Baba Selim'in mesela başarılı koşmalarında hamsiye yer vermesi. Bu Baba Selim 1950'de rahmetli olmuş, 1887'de doğmuş. Hı hı. Bu tür örnekler var hakikaten. Yani bizim kültürümüzde aslında balıktan kopuk değiliz. Ama maalesef şöyle bir durum olmuş. Sahil kesimleri daha çok balık tüketiyor. İç taraflara doğru gidildiğince özellikle bu miktar artıyor. Yani bizim ortalamamızı düşüren de bu. Sahil kesimleri yaklaşık 40-50 kilogramlara çıkarken, evet, yılda balık tüketimleri. Bugün de değil mi hocam? Bugün öyle. Ama bir İç Anadolu'ya, bir
Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya gittiğinde bu oranlar 1 kilogram, 1 kilogramın altına düşebiliyor. Çünkü orada et biliyorsunuz ağırlıklı. O yüzden kültürümüzde bu var. Bunu yaymak lazım, tanıtmak lazım. Yani balığın öneminden bahsetmek lazım. Balığı evet bir gıda ama biraz da insan sağlığı için önemli bir ilaçmış gibi, bir takviye edici gıdaymış gibi hocamızın dediği. Evet. Öyle de bakıp yemek lazım. Hatta bu protein alımı bakımından, yani protein miktarı bakımından da diğerleriyle, yani tavuk ve özellikle kırmızı etle mukayese edildiğinde ucuz bir gıda. Tabii ki. Yani işte mevsiminde bir balığı, herhangi bir balığı kilo işi diğerleriyle mukayese ettiğimizde çok daha ucuza geliyor. Hocam çok yediği için çok da iyi. Tabii piyasa evet. konusunda kendisini evet. bir istatistik olarak yani, kullanabiliriz. Tabii gerçekten. Ki özellikle bu sahil bölgelerinde, kıyı bölgelerinde balık gerçekten ucuz. Hoş artık nakliye imkanlarının gelişmesiyle iç bölgelerde de çok fazla fiyat farkı olmuyor. Doğru. Oralara da zamanda taze balık gidebiliyor. Peki hocam, şimdi tarihçeden çıkıp bir şey de sormak isterim. Böyle bir efsane de vardır. Özellikle bu çiftlik balıklarında bu balıkların doğal olarak yetişeninin lezzet olarak çok makbul olduğu. İşte levrekte olsun, çuprada olsun, bunların denizde gezeninin makbul olduğu, diğerlerinin tadının daha yavan olduğu. Ne dair efsaneler de vardır. İşte bulursanız kaçırmayın, onu alın. Hatta işte bu tezgahlara düşmüyor. El altından veriliyor. Restoranlara gidiyor. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Yani onunla ilgili aslında biraz önce açıkladığımız gibi. Tabii ki doğada olan, bulunan çok farklı besinlerle beslenebiliyor. Vücut kondisyon faktörü değişebiliyor. Evet. Daha kaslı, işte etleri daha böyle nasıl diyelim tada gelecek şekilde olabiliyor. Farklı besleyicilerle alındığı için. Diğerlerinde de bunları ayırt etmek evet doğrudur. Mesela örneğin ben kefalden örnek vereyim. Mesela kefal balığını işte bilirsiniz derler ki ne bulursa yer derler filan. Şimdi öyle olunca siz burada sahilden bir kefal balığı tuttuğunuzda yemeğe başladığınızda bir koku hissedersiniz ondan. Ama aynı kefali açıkta tuttuğunuzda, yani bu mesela İzmir'de bir dalyan var. Mesela açıkta kurulu bir dalyan böyle. Ona mesela kefal balıkları girdiğinde, tutulduğunda, mesela onu yediğinizde ya yani diyorsunuz ki ben hiç kefal yememişim. Evet. En iyi favori balığım bu sefer kefal diyebiliyorsunuz. O açıdan bunlar önemli. Yani bulunduğu ortamda nasıl mesela diyelim biz şu an bulunduğumuz ortam bir sigara ortamı olsa kıyafetimize siniyor, üstümüze siniyor değil mi? Evet. İçerimize kadar çekiyoruz. Balıklar için suyun içerisinde böyle kirli ortamlarda, kötü ortamlarda bulunurlarsa kötüler. Ama temiz ortamlarda bulunursa zaten bir sıkıntı yok. Ama bizim yetişicilik tesisleri de kurulduğu alanlarda muhakkak akıntıların olduğu alanlara kurulur. Yani durgun sularda, durgun alanlarda çok olması istenmez. Yani olur mu? Olur. Ama o zaman öyle olduğunda da ona göre üreticiler önlem alır. Yani o açıdan hani evet tabii ki doğalını bulduğunu alabilirsin ama biz yetişicilikte tüh kaka kötüdür demiyoruz açıkçası. Peki, yani. Bu barbun gibi, mezgit gibi dip balıklarını tüketmek ya da dipten beslenen balıkları tüketmek bu anlamda mahsurlu mudur? Evet. Yüzey balıklarına nispetle. Evet. Şimdi onu açıklayayım. Tabii bu özellikle hamsiye de gireceğiz. Mesela hamsiyle ilgili de derler işte çok yemeyin, işte civa olabilir filan diye bu tür söylemler çıkabiliyor ama hamsi ortalama işte 3 yıl 2-3 yaşına kadar yaşar, 3-4 yaşına kadar belki maksimum. Ondan sonra da zaten ömrünü tamamlar. 1 yaşından sonra zaten avlanmaya başlar, 1 yaşından sonra da üreme dönemine girer. Biz bu süreçte bu balıklar, biraz önce saydığınız balıklarda dahil olmak üzere, bunlar çok uzun ömürlü balıklar değil. Uzun ömürlü balıklar vücutlarında ağır metali daha çok biriktirir. Yani bizler gibi düşünün, yeni doğmuş bir bebek. Ve bizim yaşımızdaki insanlar, kimimizin vücudunda daha çok ağır metal vardır? Tabii ki bizlerde. Bunlarda da öyle. Yani o açıdan uzun ömürlü balık derken kılıç balığı, orkinos balığı, köpek balığı gibi bu türleri sayabiliriz. Bunlar çünkü 25-30 yıl gibi rakamlara ulaşabilirler, daha da geçebilirler. O açıdan bu tür balıklara biz kesinlikle işte ağır metal vardır, zehirlidir ya da dip balığıdır bunları demiyoruz. Ama şunu da demiyoruz ki, her bölgenin dip balığı, her yerin dip balığı sağlıklıdır da diyemiyoruz. Eğer bir bölgedeyse
Mesela bir körfezdeyse ya da bir kapalı havzadaysa, o havzaya yoğun kirlilik girişi oluyorsa, o bölgede balık varsa ister istemez bundan etkilenir, ister istemez vücudunu alır. O yüzden avlandığı bölge de önemlidir. Evet. Hani o açıdan diğer barbunda, mezgitte, evet diptedir, çok uzun seyahatler yapmaz. Ama çok kirli bölgedeyse ürünü alır. Ama kirli bölgede de balık, o bölgede ister istemez suyun fizikokimyasal yapı bozulduğu için o da orada çok kalmaz. O da besinin peşine gider. Yani o yüzden biz dip balıkları kesinlikle yenmesin, işte hepsi zararlıdır demiyoruz. Hatta Tarım Bakanlığı'nın, Tarım Orman Bakanlığı'nın Marmara Denizi ile ilgili yaptığı bir araştırma vardı yıllar önce. Bütün alanlardan, bütün kıyısı olan yerlerden su ürünler örnekleri topladı ve ağır metallerine baktı. Ve çıkan sonuçlarda çok böyle nasıl diyelim, yaklaşık diyelim 150-200 örnekten belki bir tanesinde, o da ağır metal değildi hatırladığım kadarıyla, bakır değeri biraz yüksek çıkmıştı. Yani bu konuda da çalışmalar yapılıyor, bu konuda da araştırmalar yapılıyor. Özellikle Tarım Orman Bakanlığı avcılıkla ilgili zaten bölgeleri belirliyor. Yetişicilikte de belirliyor tabii ki. Yani o açıdan yapılan çalışmalar, yürütülen işler bu konuda hassas. Çünkü insan sağlığı evet, var yani ve biz, gıda var. Evet, biz ülkemizin ürünlerini tüketmekte, balık ürünlerini tüketmekte müsterih olabiliriz. Ya tabii ki. Evet. Tabii ki. Peki. Hocam bir şey... özür dilerim. Buyurun. Aklımdayken bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu da özellikle hem sosyal medyada hem televizyonlara çıkan doktorlarımız öneriyorlar. Özellikle çocuklar için balık yağı. Evet. Şimdi biz sizin sözlerinizden hareketle şunu diyebilir miyiz? Ülkemizin balıklarından yapılan balık yağları, o zaman yurt dışından, işte Norveç, Finlandiya, İsveç'ten gelenlere göre daha güvenilirdir. Çünkü bizim ülkemizdekilerde şey olmuyor, bu ağır metal olmuyor. Yani ben şimdi kendi çocuğuma da verdiğimiz için biliyorum, biraz o konuyla ilgili bilgi sahibim. Diğerlerinde işte bir filtrasyondan falan bahsediyor, ağır metallerden arındırılmıştır. Bizim ülkemizdekilerde zaten yok. O zaman biz burada yerli ürünü diğerlerine nispetle daha fazla rağbet etmeliyiz ya da talep etmeliyiz. En azından bu konuda daha da emin olabiliriz. Evet. Diyebilir miyiz? Ya tabii ki. Orada önemli olan şu, balık yağı üretiminde, yani bizim aslında bütün ürünlerde böyledir, gıdada da böyledir. Ham maddeniz ne kadar kaliteliyse, ne kadar iyiyse sonunda çıkan ürün de o kadar iyidir. O yüzden biz bu tür ürünleri aldığımızda, işte özellikle hamsiden balık yağı yapımı noktasında, balık unu yapılması noktasında çok faydalanılıyor. Bu ürünü aldığımızda bir kere soğuk muhafaza şartlarına uygun olarak gelmesi lazım. Yani 4 derece üzerine çıkmasını çok istemeyiz soğuk muhafaza derken biz. O şekilde geldikten sonra tesise girdiğinde, tesisteki işlem prosedürleri, işlem basamaklarında da aynı hijyen, aynı özen dikkat edilmesi gerekiyor. Ve sonuçta da çıkan ürün kaliteli oluyor. Ama tabii ki bizim ülkemizde balık yağı üretimine, özellikle insan gıdası yönünde diyorum, parantezle bunu özellikle net altını çizerek söylüyorum, daha yeni yeni yatırımlar var. Biz ne yapıyorduk? Daha çok sanayi amaçlı balık yağı üretiliyordu. İşte yurt dışlarına ihraç ediliyordu. Fakat yurt dışlarına bizim yağlarımız tekrar işlenip ülkemize gelebiliyordu. Çünkü bu bir ekipman işi. Hakikaten o filtrasyon işleri, işte o kokusun uzaklaştırılma işlemleri, o işte biraz daha renginin saydamlaştırması ya da işte albenisinin ortaya konması gibi, çeşitli aromaların katılması gibi hakikaten bir sürü prosedürlerden geçiyor. Bunun için de işte dünyada çeşitli standartlar var. İşte IFOS diye geçen zannedersem, IFOS diye geçen filan. Dünyadaki işte balık yağları ilgili standartları belirleyen bir organizasyon var. Onlardan kabul almak gerekiyor, olur almak gerekiyor. Orada da aynı şekilde ağır metal analizleri yapılıyor balık yağlarında. İşte içerisinde bulunabilecek dioksinler gibi, pestisitler gibi maddelerin olması istenmiyor. İşte orada belirttiği omega 3 yağ asitleri hakikaten var mı? O oranlarda mı diye. Onu da özellikle belirtmek gerekiyor. Evet. Bu açıdan bizim ülkemizde yapılacak yatırımlar, üretimler evet olumlu sonuçlar verecektir. Burada sadece şuna da ayrı bir parantez açmak lazım. Özellikle soğuk su balıklarında, bu bölgelerde yetişen, bu bölgelerde avlanan balıkların da yapılarındaki omega 3, EPA ve DHA miktarları daha fazla oranda olabiliyor. İşte somon balıkları diyebiliriz. Evet. İşte bizim Türk somonu da var yaptığımız. Bunlardan özellikle elde edilen
omega 3 değerleri daha yüksek olduğu için buradan elde edilen yağ ile beraber yapılan ekonomik bir yatırım daha karlı olabiliyor. Ama hamsi evet bir numara. Yani ona gelince özellikle içeriğine besinsel değerlerinde hocam bunu biz de çok merak ediyoruz. Ama şunu sormak istiyorum. Şimdi bazı zamanlarda da işte belli dönemler balık üretimi yasaklanıyor. Sonra serbest bırakılıyor. Hem bu süreç sonrasında yasaklandıktan sonra hem de bu zaman içerisinde sağlıklı besine nasıl ulaşabiliriz? Bu illa gerekli midir? Böyle bir yasak şart mıdır? Evet. Yani biz bir balık sever olarak soruyoruz. Evet. Sürekli balık olsa daha iyi olmaz mı? Tabii ki. Şimdi biz balıkların en azından ömrü hayatlarında bir defa üremesini istiyoruz ki balık popülasyonları devamını sağlasın. Aşırı avcılık yapıldığında ya da çevresel kirlilik parametreleri ortaya çıktığında, işte su sıcaklıkları değiştiğinde filan, küresel ısınmaya bağlı olarak, inanın bütün ortam etkileniyor. Yani su ortamları da etkileniyor bu ortam, bu parametrelerden dolayı. Ve öyle olunca ne oluyor? En basiti bir örnek vereyim. 2022 yılı verisi, hamsi miktarı 125 bin tondu. Ama 2007 yıllarında, 2006-2007 yıllarında yaklaşık 380 bin tondu. 400 bin tonlara yaklaşıyordu. Şimdi niye düşüyor? Ciddi bir düşüyor. Niye düşüyor? Yani bunun birkaç tane etmeni var. İşte nedir? İşte çevresel kirlilik dersiniz, küresel ısınma dersiniz, aşırı avcılık dersiniz. Ha sadece aşırı avcılık derken balıkçıların hepsini biz suçlamıyoruz. Tabii ki çok düzgün yapanlar var bu işini. Ama orada da bitmiyor iş. Biz tüketicilere de görev düşüyor. Ne görev düşüyor? Balık tezgaha geldiğinde eğer biz küçük balıklar alırsak, evet. Çünkü Tarım Orman Bakanlığı'nın ilanları var. Hamsiyi diyor ki 9 santimden aşağı almayın diyor. Bununla ilgili bir sürü örnek var ve bunu bazı balıkçılar asıyor. Biz de eğer bunları alıp tüketirsek biz de bu popülasyon azalmasına katkıda bulunuyoruz ya da olumsuz yönde etki ediyoruz. Biz de almayacağız, etmeyeceğiz. Balıkçı da tutmayacak. Çevresel kirlilik de olmayacak. Küresel ısınmaya çok bir şey yapamıyoruz. Biliyorsunuz bir salya durumu çıkmıştı bir ara böyle aşırı evet. Denizlerde müsilaj dediğimiz olay evet çıktı. Çok fazla şekilde oldu. O zaman balıkçılar ağ atama tutamadı filan. Ortamın oksijenini etkiledi gibi. Bu faktörler var. Bunlar bizim elimizde olan değil. Ama bu faktörler de devreye girince bu sefer ne oluyor? İşte balıklar, balık stokları azalmaya başlıyor. O yüzden avcılığı biz ne zaman yasaklıyoruz? Balıkların üreme dönemine girdiği zaman yasaklıyoruz. Zaten balık üreme dönemine girdiğinde bütün enerjisini, yağlarını, proteinini, bütün hepsini bu bölgeye harcıyor. Öyle olduğunda da etleri daha lezzetsiz olur. Evet, yavan yani oluyor. Yavan olur. O zaman da yemenin çok anlamı yok. Hocam bu peki av ve avcılık yasağını sadece biz mi uyguluyoruz yoksa bu uluslararası bir takvime mi bağlıdır? Yani Gürcistan'da da uygulanıyor mu? Romanya'da da uygulanıyor mu? Evet. Ukrayna'da da uygulanıyor mu? Evet. Şöyle orada tabii ki her ülkenin kendine göre belirlediği bir politika var ve bu politika kapsamında da uyguladığı yasak dönemler var. Bizim bölgemize yasak dönemler bizle alakalı. Ha, niye? Çünkü bu bölge daha çabuk ısınıyor ama karşı taraf Rusya, Gürcistan daha geç ısınıyor. Mesela onlar belki bizden bir ay sonra başlatıyor. Ama muhakkak başlıyor orada da. Ya, oluyor tabii ki. Tamam. Çünkü bu Karadeniz Havzası, Karadeniz İşbirliği kapsamında falan bu tür politikalar her zaman konuşuluyor. Yani bu sadece bizde değil Avrupa Birliği'nde de konuşuluyor. Yani dünya çapında da konuşuluyor. İşte Orkinos değil mi? Orkinos avcılığı evet. Var. ICCAT diye bir uluslararası kurum kuruluş var. Bu kapsamda belirleniyor. Avcılık miktarları, ne zaman avlanacağı gibi. Bunlar hakikaten uluslararası anlaşmalarla da ortaya konuluyor. Herkes uymak zorunda bu tür şeylere. Evet, çünkü ben bir vakit Gürcistan'a gittiğimde bir balık tezgahına şahit olmuştum. Yani bu hamsiler belki bizdekilerin 1/4, 2/4 boyutundaydı. Oldukça küçüktüler. O zaman düşünmüştüm bunu ki acaba biz uyguluyoruz, boşuna mı uyguluyoruz? Bunlar dikkat etmiyorlar mı diye. Demek ki arada ufak tefek farklar olabiliyor. Farklar oluyor. Bir de tabii ki denetim. Evet. Yani bu denetim en önemli noktalardan bir tanesi. Ama en önemli denetim kendinin, insanın kendisine yaptığı kendi denetim mekanizmasıdır. Onları geliştirebilirsek, bilinçlendirebilirsek inşallah nesillerimize daha iyi gelecek, daha iyi balıklar. Anladığımız kadarıyla bir problem var. Örnek olarak Karadeniz Havzası'nı ele alırsak balık miktarında bir problem var. Yani düşüş evet oluyor ister istemez. Yani buna biraz önce saydığım parametrelerin hepsi
etkili, tek başına da etkili olabiliyor bunlar. Ama toptan etkisi olduğunda işte değerler dediğimiz gibi düşüyor. Peki yani bunda işte bu balık avlama usullerinin eskiye nazaran çok daha gelişmiş olması, bildiğim kadarıyla artık sonar falan kullanılıyor. Evet, evet. Dolayısıyla bir bölgedeki balığı komple alıp götürmek işte o balık popülasyonunu da tehlikeye atıyor mu? Ya tabii ki aşırı av baskısı olabiliyor. Evet. Ama burada hep dediğimiz gibi bilinçli avlanma da ne kadar teknoloji gelişse de bilinçli avlanmaya bağlı olarak da, eğer siz bu balığı görüyorsunuz, boyunu, büyüklüğünü, çapını falan görüyorsunuz, o sonarlar onları da gösterir, çok gelişmiş sistemler var. O kapsamda eğer avlamazsanız, yani ona göre dikkat ederseniz, o popülasyonun korunmasına yardımcı olursanız bunlar da hakikaten rahatça aşılabilecek şeylerdir. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani biz çevreyi kirletmeyeceğiz. O düzgün avlayacak, işte tüketici her balığı almayacak, işte gibi gibi etkenler hepimizi bağlıyor aslında. Hocam, babaannem rahmetlisi bu küplere hamsi koyardı. Büyük büyük, onları tuzlarlardı ve yazın onları tüketirdik. Ben de hatırlıyorum, son dönemlerde pek bu işi yapan insanlar kalmadı ama ya da bu herhalde soğutucu sistemlere çıktıktan sonra fabrikasyonlar bu işte pek yapmıyoruz. Ama eskiden tuzlu balıkları ben de hatırlıyorum çocukluk yıllarımda. Şimdi de herhalde balıkları insanlar alınca biraz kışın daha ucuz oluyor ve o süre içerisinde dolaplara koyabiliyorlar. Evet. Burada neye dikkat etmek lazım hocam? Evet. Seyircilerimiz yani de balığı alırken olarak neye dikkat etmeliyiz genel olarak? Çünkü herkesin bir hikayesi vardır. Balık almıştır, ya zehirlenmiştir, ya midesi bulanmıştır, ya işte istifra etmiştir. Ya muhakkak balıkla ilgili bir anısı vardır herkesin. Evet. O zaman şöyle başlayalım. Önce bir kere balığı alırken nelere dikkat edeceğiz, ama balığın öncesinde, yani balık avlandıktan sonra bir yere gelirken özellikle buzlu ve işte sıcaklıklarının 4 dereceyi geçmeden iç sıcaklıklarının ulaşması gerekiyor. Bu şekilde ulaştıktan sonra bizim perakende satış yerlerine düştükten sonra da oralarda da aynı şekilde aslında soğutma sistemlerinin ya da bir şekilde devam etmesi lazım. Aslında buna Tarım Orman Bakanlığı öncülük etti. İşte balıklar üzerlerine buz atıldı filan, ama bu sefer tüketiciler işte bu balık buzlu balık, donmuş balık gibi ifadeler kullanıp o balıkları çok almamaya başladılar. Öyle olunca da ister istemez o buz miktarları düşmeye başladı filan. Çünkü insanlar sadece balığı görmek istiyor. Bir kere öncelikle buna dikkat etmek gerekiyor. Balık soğuk olduğu müddetçe daha uzun ömürlü oluyor. Dediğimiz gibi diğer etlere nazaran daha çabuk bozuluyor. Bunun birkaç nedeni var, işte bağ dokusu, pH değeri, işte mikrobiyolojik yükü gibi bunlar etkili. Bu açıdan bir kere biz bile eve giderken en son, mesela diyelim özellikle yazın olsun, kışın olsun, en son balığı alırız. En son arabamıza biner gideriz ki o sıcaktan etkilenmesin diye. Kesinlikle. Özellikle zehirlenmeler yazın daha çok oluyor. Mesela balıktan ziyade tavuk olayları mesela özellikle yazın çok fazla olabiliyor. Düğün yemeklerinde hazırlanmasında, beklenmesinde falan olduğunda fazla etkili olabiliyor. Biz balıkta neye dikkat edeceğiz alırken? Bir kere güvendiğimiz, iyi bilinir, iyi ürün satan, bu işe sahip çıkan insanları, satıcıları tercih edeceğiz, bir. Ha, ikincisi, alacağız balık, evet. Fakat gittiğimizde öncelikle işte balığın bir gözüne bakın derler ya işte. Evet. Bir kere gözü açık, net olacak. Öyle işte dışa bombe yapmış olacak. Çok kanlanmamış, çok içerisi işte bulanmamış olacak mesela. Daha sonra elimizi dokunmak istiyorsak bir solungacını açıp bakmak lazım. Bir parmağımızı şöyle bir bastırmak lazım. İşte çok yumuşamış mı ya da elimizi çektiğimizde işte tekrardan o iz kapanıyor mu diye. İşte bayat balığın genelde ağzının açık olduğundan bahsedilir filan. Bu gibi bunlara dikkat edebiliriz. Ha, fakat şöyle yapılıyor bazen. İşte bazen balıkların solungaçları dışarı çıkartılıyor. Evet. Havayla oksijenle teması olduğu için de kıpkırmızı kalıyor. Biz kendimiz böyle bir kapalı solungacı açıp bir bakmak lazım içerisinde. Hakikaten kırmızı kırmızı mı? Ve o balıkların solungaçları böyle lamel lameldir. Hı hı. O lameller birbirinden ayrı mı? Yapışmış mı? Ya da işte balığın dışında bir mukus tabakası dediğimiz bu tabaka yoğunlaşmış mı? Ve kokusu. Tabii ki temiz bir deniz kokusu istiyoruz. İşte sahile indiğimizde hepimiz alıyoruz bu yosun kokusunu. Onda da onu istiyoruz. Ama irrite edici bir koku varsa, bizi rahatsız eden bir koku varsa onlardan uzak durmak gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece eve alıp geldiğimizde de
çeşitli muhafaza yöntemleriniz var. Şimdi hocam bahsetti tuzlama ile ilgili. Biz buna hakikaten geleneksel işlem diyoruz ve önemli görüyoruz. Bunlar yapılırken işte özellikle hamsi gibi ürünlerde işte bir sıra hamsi, bir sıra tuz, bir sıra hamsi gibi. Sonra içerisine böyle defne yaprağı, limon, işte tane karabiber gibi bu tür şeyler de atılıp işte özellikle hem tatlanması hem de bunların doğal koruyuculuğundan faydalanma ve bunları soğuk yerlerde bekleterek fermente olmasını, sonuçta fermente oluyor. İşte yarı pişmiş ürünler ya da pişmiş, fermenteye bağlı pişmiş ürünler diyebiliyoruz. Ondan sonra tüketime hazır hale geliyor. Bu bir tarafı. Ama diğer tarafı eve alıp geldiğimizde eğer o gün tüketmeyeceksek taze aldığımız balı buzdolabında muhafaza altında tutabiliriz. Bir gün, iki gün içerisinde. Buzlukta mı hocam, aşağıda mı yoksa? Aşağıda 0-4 derecede tutabiliriz o gün tüketmeyeceksek. Ama eğer biz bunları işte kışın aldık ucuz hamsileri, işte yazın tüketelim, dolaba atalım dediğimizde dondurabiliriz. -18-20'lerimizde. Biz dondurduğumuzda mikrobiyolojik yönden aslında önlüyoruz. Ama enzimsel yönden yağların acılaşmasına bağlı olarak enzimatik reaksiyon eksi derecelerde devam ediyor. Bunu önlemek içerisinde biz balıkların içerisine böyle defne yaprağı gibi, işte antioksidan özellikle olabilecek çeşitli baharatlar, limon, C vitamini, bunlar konulabiliyor. Bunları konduktan sonra biz işte bunları düzgünce poşetleyin. İçerisine mümkünse böyle bir havasını çekin. Ondan sonra ağzını bağlayın. Mümkünse kalın poşetlere koyun biraz daha böyle. İşte vakum poşetler dediğimiz bir poşetler var. Onlara konulabilir. Ve en son koyduktan sonra etrafına da bir alüminyum folyo sararsanız işte ışığa karşı da ışıktan da korunmuş olur. Bu şekilde dolaplarımızı muhafaza edebiliriz. Yani buzdolabı poşeti yerine biraz daha kalın poşetler. Biraz daha kalın poşetler kullanabilir. Ya da çift buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz gibi. Çünkü ister istemez poşetlerin hava geçirgenliği vardır. Öyle olduğu için ortama koyduğunuz başka bir ürünün kokusu balığa sirayet edebilir. O yüzden alüminyum folyoyu da sararsanız alüminyum folyo hem ışığı hem havayı geçirmez. Tabii bu işlemlerden önce balığı bir temizlemek gerekiyor. Tabii ki. Yoksa çıktıktan sonra mı, çözündükten sonra mı? Onda da söyleyelim, ikisi arasında çok büyük fark yok. Yani ikisinin de kendisine göre avantajı ve dezavantajı var. Şimdi balığı temizler koyarsan çıktığında rahat edersin. Evet. Ama temizlediğinde vücut yapısı bozulduğu için ve hava alacak temas alanı büyüdüğü için oksidasyon riskini arttırabiliyoruz. O yüzden mesela temizlemeyi de biliriz. Anladım. Ama tabii ki büyük balıktır, işte palamut gibidir filan. Dilimleyeceksiniz, edeceksiniz. Dilimleyebilirsiniz, hazırdır. O da olur. Arada çok büyük kalite farkı olmuyor. Önemli olan sadece onu korumak, biraz muhafaza etmektir burada. Bir de çıktıktan sonrası. Önemli tabii, bunu çıkarttık. Bunu hangi ortamda çözeceğiz, nasıl çözeceğiz? İşte ben bunu sabahtan bırakayım, işe gidiyorum, akşam gelip yerim. Yazın düşündüğümüzde siz gelene kadar o balık oldukça kötü şartlara ulaşmış olacaktır. Biz bunu genelde buzluktan çıkarttıktan sonra 0-4 dereceye alın, orada çözülmesini sağlayın. Alt. Evet, alt tarafta. Evet. Ya da akan su altında, belli bir soğuklukta akan su altında yavaş yavaş. Onun için de çözdürün. Ya da en hızlı mikrodalgada çözündürme şeyleri var. Orada hemen çözündürebilirsiniz diyoruz. Çünkü normal haline bırakırsanız mikrobiyolojik açıdan sıkıntıya neden olacaktır. İşte bu sefer de bazen zehirlenmeler, işte midelerle ilgili sıkıntılar olabilir. Yani balığı alıp dışarı koyup 2-3 saat onun çözülmesini beklemeyelim. Öyle beklemeyin. Tamam. Yani mümkünse daha kısa sürede buzdolabında, buzdolabının altında işte hocamın dediği gibi ya da bir akan soğanla ya da mikrodalgada hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Peki çözmeden pişirsek, direkt fırına atsak? Şöyle, o da olur ama bu sefer şimdi dış tarafı çok çabuk pişecektir. Bu sefer dış tarafı da yanıklar olmaya başlar. İç tarafı tam çözülmez, iç tarafı tam pişmeyebilir bu sefer. Dışına bakarak ürünü çıkarttığınızda ya bu içi biraz şey sıkıntılıdır diyebiliriz. Peki hocam, şimdi hani ette bir efsane vardır ya, et pişirmede işte et az pişmiş yenir, orta pişmiş yenir, çok pişmiş et özellikle bu işin profesyonelleri tarafından hiç tavsiye edilmez, hiç makbul bulunmaz. Hı-hı. Peki balıkta böyle bir durum var mıdır? Evet. Şimdi ona da değinelim. Biz de yani sürünler arasında söyleyeyim. Biz balıkları çok iyi pişiriyoruz. Yani çok yüksek sıcaklıklarda pişiriyoruz. Öyle olduğu için de balıklardan böyle yani kötü değilse balık, zehirlenmeler daha az rastlanır.
Niye? Çünkü çok pişirdiğinizde içerisindeki zaten mikrobiyal yükü öldürüyorsunuz. Ha, bir de mikrobiyal organizma ürettiği toksinler var. Onlar zarara uğramıyor. Zaten onları tüketirseniz o ister istemez zehirlenme olur. Onu ayrı kenara koyuyorum. Burada önemli olan dikkat edilmesi gereken nokta şu. Biz mesela omega 3 yağ asitlerinden bahsettik, yağlardan bahsettik. Evet. Balık sağlıklı dedik. Sonra biz bunu tekrardan bir yağın içerisine atıyoruz. Yağda yüksek sıcaklıkta pişiriyoruz. Ve balık ister istemez bir yağ çekiyor ortamdan. Ve öyle olduğumuzda bu sefer bizim zaten beslenme dengemiz zaten çok fazla diğer yağları almaya müsaitti. Omega 6 kısmı dediğimiz işte bu ayçiçek yağları, mısır özü yağları gibi. Şimdi omega 3 alacaktık. Ne oldu? Denge bozuldu. Yani eskiden bu denge 1'e 1'di. Şimdi 25 biz omega 6 gibi, mısır özü gibi diğer böyle işte diğer yağlardan alıyoruz. Şimdi 1 omega 3 alıyoruz. Yani çok yararlı olmayan yağları alıyoruz. Evet, evet. Diğer yararlı yağı az alıyoruz. Sonra yağda kızartmak bu açıdan şey. O yüzden yağda kızartırken çok fazla yağda değil. İşte etrafına bir galeta kaplayın, bir un kaplayın ki çok yağ nüfuz etmesin. Ve temiz yağda, bir kez kullandığınız yağda balığı pişirin. Tekrardan ikinci kez kullanmayız falan diye bu önerileri yapıyoruz. Yani buharlı pişirmek daha mantıklı hocam. Evet, evet. Şimdi ona geleceğim hocam. Yoksa değil olay, hocam. Olayı anladı, hemen oraya getirdi. Hakikaten öyle. Buharda pişirmek, yani buğulama dediğimiz evet. yöntemler bu açıdan daha sağlıklı. Ya da suyun içinde. Tabii suda da olabilir. Aha. Evet. Yani aslında buğulama da odur. Evet. Az miktarda su koyarsınız. Kendi suyunu evet. biraz da salar. İşte ortama koyduğunuz domatestir, soğandır onlar Hı-hı. suyunu salar. Ondan sonra onun üzerinde kapatırsınız güzelce. O kendi suyuyla pişer. En iyisi aslında bu. Biz hep bunu öneriyoruz. Ya, ızgara ve kızartmadansa... Kızartma özellikle. Kızartmayı tercih etmiyoruz. Evet. Sonra ızgara. Sonra buğulama. Ama en iyisi buğulama. Evet. Hocam beni bir korkuttu aslında. Hem ben balık yemeyi çok evet. sever, hem de yapmayı da az buçuk kendi çapımda becerebilen bir insan olarak. Trabzonlu olarak tabii evet, ki. Şey zannettim, acaba dedim buhlama yanlış mı yapıyoruz diye. Ben de sürekli aslında buhlama yiyen bir evet. kişiyim. Doğrusunu yapıyor olman evet. da aslında beni mutlu etti hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hocam burada şu önemli, biraz önce bahsettiğim yağlarla ilgili. Çünkü diğer yağlar şöyle, mesela diyelim damarlarda işte plak oluşumunu, işte diyelim kalple ilgili hastalıkları özellikle neden olabilirken omega 3 yağ asitleri bu açıdan işte akışkanlığı arttırıyor, kanın akışkanlığını, plak oluşumlarını engelliyor, oluşan plakları temizleyebiliyor falan. Bu gibi çok fazla avantajı var. O açıdan önemli. Yani dengeli beslenme. Yani biz balığı omega için yiyoruz aslında ama kızarttığımız zaman o omega o falan derman duman oluyor. Evet, evet. Denge bozuluyor tamam. açıkçası. Tamam. Beklediğimiz faydayı temin edemiyoruz balıktan. Ya kesinlikle. İstenilen evet. randıman ulaşmıyor tamam. diyelim tam olarak. Tamam. Şimdi oldu. Hocam programımızın sonuna doğru evet. yaklaşıyoruz. Ama bence en önemli konu sona kaldı. Evet, hamsi yani, konusu. Evet. Biz şimdi cevabı biliyoruz ama ilk önce hocama soralım. Sonra da açıklamasında talep edelim. Hocam hamsi balık mıdır? Tarihsel sürece baktığımızda hamsi balık değil. Evet. Çünkü bahsettik işte seyahatnamede hamsi ve balık geldi diye hep ilan evet. ederler. Bütün her yerde. Burada gelmişken hamsinin nereden geldiğiyle alakalı aslında Tabii. ismini. Hamsin diye geçen işte yaklaşık 50 gün süren bir kıştan bahsediliyor ve buna evet. hamsin deniyor. Ve bu dönemde de bu balık çıktığı için hamsi ismi buradan geldi ile ilgili evet. bir çalışma yapılmış. Tabii birkaç tane farklı çalışmalar var. Siz belki daha hakimsiniz hocam, hocam Arapça bu konulara. Hocam. Yok işte hamse Arapçada malum 5 demek. Hamsin 50 demek. Evet, evet işte. Muhtemel buradan geliyor köken olarak. Tamam o hocam. Evet. 50 gün soğuklarına denk gelen, kışa denk gelen ve kışında bu ürün çıktığı için işte adı hamsi evet. diye kalmış. Şimdi bu kapsamda biz soru neydi bu arada? Evet, şimdi hamsi balık mıdır dedim. Evet, bir orada. Küçük açıklamasını da yapalım. Çünkü özellikle Rize ve Trabzon'da işte deniz ürünleri ikiye ayrılır. Hamsi ve diğerleri. Evet. Satışı da bu şekilde yapılır. Evet, i̇şte evet. hamsi var mı denir. Biz hep bunu şahit oluruz, duyarız. Yok denildiyse eğer peki balık ne var? Balık diye yani, sorulur. Doğru, yani doğru. Hamsiye ayrı bir şahsiyet yüklenir. O başlı başına bir bireydir sanki. Tabii. Deniz ürünlerinin geri kalanı ayrı bir şeydir. Bu bağlamda size de sordum. Evet, evet. Yok o doğru. Önce bahsettiğimiz gibi hakikaten hamsinin yeri ayrı. Niye ayrı? Tarihsel süreçte de ayrı. Yani buralar
Trabzon bölgesi, bu bölge, Sinop'a kadar olan evet. alanda sürekli hakikaten yoğun bir bu ürünle ilgili avcılık var. Ve bu ürünle ilgili işte o zamanlarda 1700 yıllarda yapılan tariflerde yaklaşık 40 kadar yemek tarifinin olduğundan bahsediliyor. Yani burada bir kültür olmuş. Hocam şey diyor, Evliya Çelebi diyor Trabzon'da, çok enteresandır. Saham olduğu için de özellikle ifade edeyim. Derste çok bunu öğrenciye anlatırım. Özellikle de vurgularım. Evliya Çelebi'nin 10 cilt bir eseri var. Bir tane yemek tarifi var. Birçok şey hakkında bilgi veriyor. Tek yemek tarifi hamsi tarifidir. Evet. Ve şöyle diyor, hamsiyi, hani hamsi balık mıdır değil midir diye. Namaz vakitleri diyor, dellal çağırdığı zaman, hamsinin geldiği zaman Trabzon'a, denizden dellallar çıkarmış. Ve insanlar şunu söylermişler. Namazdaki insanlar, imam, herkes gidermiş hamsi almaya. Namaz bulunur ama hamsi bulunmaz bir daha. Evet, yani bu kadar kıymetini vurgulaması bakımından, bölgedeki ekonomik değeri, toplumun kullanması bakımından dediğiniz çok doğru hocam. Hakikaten öyle. Yani bunun tabii ki bir kolay ulaşılabilir olması, iyi bir gıda olması ve bunun çeşitli yöntemlerle pişirildiğinde herkese hitap edebilecek şekilde ve herkesin tüketebileceği şekilde yapılıyor olması önemliydi. Ve tüketimi kolay. Yani biz şimdi hamsiden bahsediyoruz. Evet, balık yağı dedik, işte protein dedik. Bunlar hakikaten önemli. Hamsi bu konuda en üstte, içerisindeki esansiyel amino asitlerle, işte mineral maddelerle filan. Mineral maddeleri niye ayırıyorum özellikle? Biz hamsiyi kılçıklı yemeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü kılçıkta bulunan o kalsiyum özellikle kemik erimesiyle ilgili sıkıntısı olan kişilerde önemli bir avantaj sağlıyor. Evet. Yani o yüzden hamsinin derler ya kılçığı da eti de ayrı önemli diye. Hatta onunla ilgili bir fıkra var. İşte hamsinin etini ben yiyeyim, kılçıklarını sen ye. Daha faydalı. Evet. Kılçıklarını yiyen adam bir süre sonra soruyor. Diyor ki sanki bu işte diyor bir terslik var. Sen et bak diyor, nasıl zekan çalıştı diyor. Hemen anladım olayı diyor filan yani. Evet. Evet yani biz sanki en azından ben hep öyle değerlendiririm. İşte kılçığını çıkartmakta uğraşmayanlar kılçığıyla yer. Ama aslında yine makbul olanı bu. Ya tabii ki aslında önemli bir mineral madde kaynağı evet. alıyorsunuz. Yani evet, içerisinde kalsiyum, sodyum, potasyum gibi, işte demir gibi, iyot gibi önemli bileşenler var. Ama kılçığında asıl kalsiyum miktarı zaten yüksektir. Peki hocam, bunun da sayısı azaldı değil mi? En azından miktar olarak Karadeniz'de hamsi artık eskisi kadar çok bulunmuyor. Evet. Çünkü burada eskiler hep şeyi söylerler. Sahilden kürekle avladıklarını. Yani kürekle sahilden hamsi atarlarmış karaya. Hocam Portakalık Mahallesi'ni anlatıyor. 70'li evet. yıllarda da var. Portakalık Mahallesi hamsi sahile vuruyormuş. Oradan kürekle ben de bir saha araştırması ile ilgili yaptım bununla ilgili. Kürekle alıp özellikle çaylarda kullanıyormuşlar. Yani belki ben de olarak. Sizden duydum hocam. Ben naklediyorum ama tabii ki ben bizzat şahit olmadım buna. Bizim bir öğrenciye sormuştum. Evet. O özellikle anlatmıştı. Bu babalarına falan sordu. Onu alıp hocam çok fazla olduğu için köylerde de çok fazla kullanıyormuşlar. Bir de gübre olarak kullanıyormuşlar. Yani o kadar fazla aşırı hamsi... aşırı miktarda olduğu için tabii ki o zamanlarda her türlü amaçla kullanılıyormuş. Evet. Tabii ki burada balığın hani böyle karaya vurması, işte kürekle avlanması, biz iki nedene bağlayabiliyoruz bunu. Bir tanesi ya yunuslar tarafından sıkıştırılmışlardır. İntihar o bölgeye hocam. Yok. Evet. O bölgeye sıkışmıştır balık. Evet. Yunus etrafını çevirmiştir. Ya da işte bizim bölgemizde deniz soğuğu olabiliyor. 4 derecenin altına 4 dereceye düşebiliyor su. 4 dereceye düştüğünde de balık ister istemez bir şoka giriyor. Öyle olduğunda da işte böyle yüzeye doğru ya da işte o bölgelere doğru bir böyle yani ölüm gibi de bayılmış gibi de falan olabiliyor. Aslında bu hocam şey değil, çok olmasından değil. Bu başka bir hususiyetten kaynaklı. Evet. Bu da açıklamış olmanız çok güzel oldu. Aslında iki neden, yani aslında üç neden. Yani bunlarla beraber çok olması da buna neden. Yani şimdi çok olmasa Yunus onu çevirip oraya kadar yiyemez. O da etken. Ama asıl doğrudan iki neden budur ya diyebiliriz. Olayın teknik sebebi bu ikisidir. Evet, evet. Tamam, çok daha iyi. Ya bunu da öğrenmemiz çok daha iyi oldu. Bence de biz en azından bu biraz tarihçi olarak diğer kısmında kalmışız. Bunu sorgulamamışız. Hocamın da bu konuyu aydınlatması çok iyi oldu. Hocam peki hamsilerle ilgili tüketiminde ne gibi tarifler, neler olabilir bunlarla ilgili? Veya hamsiyi nasıl pişirelim? Asıl bunun da makbul olanı nedir? Evet. Şimdi burada biraz önce de bahsettik aslında. Biz hamsiyi her türlü şekilde pişirebiliriz. Evet. Ama özellikle sağlıklı olmasını istiyorsak çok aşırı derecede
ısıya çok aşırı derece kurumasına, çok aşırı derecede besin değerlerini kaybetmesini istemiyoruz. O yüzden biz bunu işte pilav şeklinde, işte biz bunu buğulama şeklinde, biz bunu işte hamsi çırıhtası deniyor o şekilde. Yani bu şekillerde çoğaltarak tüketmek hakikaten önemli. Zamanında bunu alıp düzgün bir şekilde yapıp edip, mesela diyorlar ki işte balık tüketimiyle ilgili şöyle bir sıkıntı var. İşte kokuyor, temizlenmesi şey, işte zahmeti var. Ondan sonra işte bu nedenlerden dolayı da aslında tüketilmiyor ama bunun besleyici değeri bilinse çok fazla değil. Yani bir ortamda işte hamsiyi pişirirken bir cezveye içerisine limon kabuğu atın, portakal kabuğu atın, böyle tarçın falan atın. O orada kaynasın. Diğer balık kokusunu ister istemez biraz bastırmış oluyor mesela. Tükecektir de aynı zamanda. Tabii ki. Veyahut da bastıracaktır. Tabii ki. Yani, tüsler de hocam faydalı galiba. Evet. Yani evet, onlar da faydalı ama hani belki tüsü balıkla kokusu şey olabilir filan diye böyle çok karışınca biraz rahatsız olabilir. Diğerleri biraz daha aromatik olduğu için ya da kokulu mum da yakabiliyorlar filan ama. Tabii ki. Şimdi artık evde balık yapılmamasının en büyük sebebi o kokunun bütün eve sinmesi. Böyle zor da çıkıyor açıkçası. Evet. Özellikle ızgarada. Evet. Yani şey özellikle yağda kızartılıyor. Evet. Bu daha çok. Izgarayı zaten daha çok dışarıda tabii, insanlar evde yapıyor. Evde yapabilmek çok mümkün değil evet. bunu. O yüzden biz işte fırında hocamın dediği gibi buğulamayı daha çok öneriyoruz. Ya da böyle hamsi pilavı gibi falan böyle tencerede olabilecek yemeklerden bahsedebiliyoruz. Yahni de buna dahil açıkçası. Evet. Sizin hocam hususi bir çalışmanız da var bununla alakalı olarak. Evet. Şimdi bu şekilde bir de ben göstermiş olayım hocamın da müsaadesiyle. Şimdi denizden sofraya hamsi. Hocam burada kaç tarif var? Burada biz geleneksel ve inovatif olarak 53 tarif koyduk. 53 tarif. Rize'mizin de plakası özellikle. Evet, evet. Rize'mizin de plakası. Geleneksel ve inovatif derken biz bu çalışmayı işte oradaki arkadaşlarımızla beraber, üniversitemizin destekleri bir BAP projesi desteğiyle beraber yaklaşık 1-2 yıllık süreçte tamamladığımız bir organizasyondu. Çok da faydası oldu. Öncelikle onlardan bahsedeyim. Biz bunu Diyarbakır'da Mezopotamya günleri kapsamında 2021 yılında bir fuara katıldık. Orada yaklaşık 2000 kişiye hamsi tost, hamsi sarma, hamsi köfte, hamsi böreği, kalem böreği diye ürünleri tanıttık. Ve Diyarbakırlılar çok memnun kaldılar oraya gelenler. Bizimki işte ağzına hiç hamsi koymazdı. Hocam bunlar çok güzelmiş falan diye. Çok güzel geri dönüşler aldık. Hocam o ilk başta program başında söylemiştiniz. Sahilde tüketim fazla ama İç Anadolu'da ve Güneydoğu. Evet. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Orada da bu hamsinin. O yüzden özellikle böyle hani pratik olanları, böyle çabuk tüketilebilecek olanları orada seçtik. Yoksa hani daha uzun kapsamlı olsa daha bir sürü ürün var. Onlar da sunulabilir ama daha sonra biz bunu burada Rize Belediyesi'nin düzenlediği Hamsi Festivali'nde ortaya koyduk. Ha, koyduktan sonra şunları fark ettik. Zaten bizim istediğimiz oydu. Bu ürünlerimiz başka turizm alanlarında, başka lokantalarda yer alabilir mi diye. Bir sonraki gastronomi fuarında, bir sonraki Hamsi Festivali'nde baktık ki hakikaten ürünlerimiz bizim başka yerlerde görülmeye başlanmış. Çok güzel. Biz bunu amaçladık. Burada tabii geleneksel inovatif derken gelenekselden işte hamsi tuzlamasından, hamsi çırıhtasından, ondan sonra diyelim hamsili pilavdan tutun. Yani zaten bilinen tarifler. Bilinenlerin yanına biz ekstra başka şeyler koyduk. Evet. Ne yaptık mesela? Hamsi burger yaptık. Niye hamsi burger yaptık? Çocuklar hamburgeri çok sevdiği için tüketsin. İşte hamsili menemen. Hamsili menemen. Hamsi macun yaptık mesela. Adına hamsi macun koyduk. Lahmacun değil de hamsi macun koyduk filan. Mesela hamsili pideler yaptık. Çünkü hakikaten biz bunları yaptık ama bunları yaklaşık her yaptığımız ürünü 24-25 kişi değerlendirdi. Ve geri dönüşlerimiz çok iyi oldu. Hani 53 tarifin 50'si 51'i diyebiliriz ki çok üst düzeyde %90'ın üzerinde beğenilmeye maruz kaldı. Buradaki işte amacımız da gene tüketimi arttırmak. Balıkları işte sadece böyle denizde görün işte biraz sevin ama yemeğin gibi değil. Evet. Özellikle önemli bir gıda olduğunu, herkes tarafından tüketilebileceğini özellikle burada ortaya koyduk. Farklı ürünler de ortaya çıksın diye. Mesela nedir işte? Hamsili içli köfte yaptık. Mesela diyelim böyle. Hamsiden şiş yaptık gibi. O bölgelere de hitap etsin diye filan. O açıdan güzel bir çalışma oldu. Ben ekip arkadaşlarım, işte doçent doktor Fatma Delasan Sonay, gene doçent doktor Barış Karslı, doçent doktor Özen Yusuf öğretmen, araştırma görevlisi Ayşe Kara ve doktor öğretmen Orhan Kobe'ye de
bu vesile tekrardan bu ekipte oldukları için teşekkür ediyorum. Yani biz de maalesef, evet çok teşekkür ederiz. Bizde maalesef bir algı var. Balık balıkçıda yenir. Balık çok evde yenen bir şey değildir. İşte biraz önce konuştuk çeşitli sebeplerden dolayı. Ama sizin bu kitabınız bir miktar bu algının da önüne geçecektir. Çünkü çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Evet. Özellikle hamsi. Evet. Evet. Biz tabii ki tariflerin de hiçbirini saklamadık. Hani evet. Böyle bazen saklanır püf noktalar ama biz hepsini açık açık yazdık. Normal alıp alan birisi içerisinde kullandığımız miktarlar nedir, ne değildir onları da yazdık. Çok rahat bir şekilde yapabilirler. Ama tabii ki burada damak tadı önemli. Tabii. Kimi baharatlı sever, kimi acılı sever, kimi soslu sever filan. Onların hepsini yapabilirler. Evet. Yani soğuk salatasından burada biz böreğine kadar hepsi var. İsteyen istediği gibi değerlendirebilir. Sadece tüketilsin. Yani bu sağlıklı tabii bir ki. Ürün, bölgemizin ürünü hamsi. Biz değerlendirmemiz evet. lazım, sahip çıkmamız hem lazım. Hem öyle hem siz uzun uzadıya bahsettiniz. Lazım. Şimdi protein bize lazım. Protein olmazsa insanın durumu oldukça kötü duruma düşecek. Yani insan oldukça kötü duruma düşecektir sağlık açısından. Ve özelde hamsi benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla en ucuz protein. Evet. Evet. Bu sene işte daha doğrusu geçtiğimiz kış bir ara 50 liralara kadar falan tabii, düştü tabii, kilosu. Tabii tabii 3 kilosu 100 liraya tabii, bazen. Tabii 3 kilosu evet. 100 liraya. Evet. Ki Rize belki şehir dışından izleyenler şöyle diyecektir. Rize'de ucuz, Rize'de hamsi ucuz değil. Evet. Yani, yani biz şehir dışındakilerle konuştuğumuz zaman genellikle başka şehirlerde daha ucuz oluyor. Çünkü biz, doğru. Evet, doğru biz de bu işin menbaı olmasına rağmen biz balığı burada ucuza almıyoruz. Orası kesin. Evet. Ama buna rağmen ucuz. Tabii. Tabii. Çünkü, tabii. Diğer etlere, diğer protein kaynaklarına bakıldığında hakikaten doğru hocam. Yani özellikle mesela Ankara'da daha ucuzdur diye bahsedilir. Evet. Çünkü niye? Ankara'ya birçok bölgeden balık gelir. Evet. Hani Ege'den, Akdeniz'den, işte Karadeniz'in farklı yerlerinden, Marmara'dan. Hakikaten Ankara'da balık zenginliği çok daha fazladır mesela o açıdan. İyi balıklar da gelir. Öyle olunca da isterseniz biraz daha uygun yiyebiliyorlar bizde. Peki hocam şimdi bir de son şunu da sorayım. Aslında belki de son olmayacak ama. Şimdi hamsinin çıktığı bölge yani Rize hamsisi, Trabzon, Sinop, Samsun lezzetleri fark eder mi? Şöyle biz orada özellikle bölge olarak ayrım değil ama. Bir kışlamasını istiyoruz. Kışlanıp yağlanmasını istiyoruz. Hı. Yani yağlanmadığı takdirde özellikle iyi derece beslenmeyip yani belli bir işte büyüklük yağlanma dediğimiz odur aslında. O seviyeye gelmeden aldığınız bir ürün daha böyle işte yavan, daha böyle tatsız, tuzsuz, aromasız oluyor. O mesela o ürünler asla kızartma Hı. şeye gelmez. Mangalda ızgaraya gelmez. Yani biz onu da ayırıyoruz. Yani bir ürün yağlıysa sakın onu yağda kızartmayın. Evet. Bir ürün yağsızsa işte onu sakın ızgaraya atmayın diye. Bunları özellikle bahsediyoruz. Hocam, çünkü bu da önemli. Yağ ve soğuk arasında bir ilişki var mı? Yani balığın büyüklüğüyle soğuk arasında bir ilişki var mı? Tabii ki. Tabii ki. Şöyle balık beslendikçe soğuk su ortamına karşı girdiği an vücudunu soğukla ilgili koruyabilmek için bir yağ tabakası oluşturmak zorunda. Yani enerji potansiyellerini, vücut içerisinde yapısını ona göre dizayn etmek zorunda. O açıdan mesela işte soğuk balıklar dedik ya özellikle evet. gelen onların yağ miktarı biraz daha yüksektir derken o açıdan yani, soğuk bunu da etkiliyor. Evet yani havalar soğudukça balığın lezzetlenmesinin sebebi balığın kendini soğuğa karşı koruyabilmek için yağ biriktirmesi. Yağını alması, beslenmesi ona bağlı evet. olarak vücudunu o ortama hazırlaması açıkçası. Tamam. O açıdan biz şu bölge farklı, bu bölge farklı diyemiyoruz çok net olarak. Ama özellikle Karadeniz hamsi. Yani biz tabii Karadeniz hamsiden bahsediyoruz ama dünyada 5 çeşit hamsi var. Peru hamsi var, Japon hamsi var, Kaliforniya hamsisi var gibi. İşte bir tanesi de bizim Karadeniz hamsi. Evet. Avrupa hamsisi diye geçiyor ama biz Karadeniz hamsisi diyoruz. Başka yerlerde de var mı? Var. Tabii. Ya bu saydığın bölgelerde yok, de var. Yok. Avrupa'da Türkiye'den başka işte İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan'da. Yunanistan, Ege'de de olabiliyor bazen. O sardalya dedikleri mi yok, yoksa hamsi? Değil. Hamsi. Ayrıca hamsi. Hamsi. Evet. O da olabiliyor. Ege tarafında da oluyor. Çünkü yazın bazen işletmeler Hı-hı. hamsi ihtiyacı duyduğunda evet. o bölgeden ihracat, ithalatlar oluyordu pardon. Ama lezzeti farklıdır tabii. Tabii ki. Karadeniz'i tutmaz. Yok. Tutmuyor. Biraz daha böyle yavan. Daha büyük olabiliyor. Biraz daha iri olabiliyor ama lezzeti noktasında biraz şey. Orada çeşitlendirmek, tatlandırmak evet. gerekiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hem kitabınız için
katkılarınız için. Çok güzel bir program oldu. Evet, kesinlikle. Hem kendi adımıza da biz de bilgilenmiş olduk. Yani ne kadar hamsiyi seviyoruz, balık seviyorsak da bazı hususlarda eksiklerimizin olduğunu da fark etmiş olduk bu noktada. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Yani bizi çağırdınız. Çok sağ olasınız. Güzel bir sohbet oldu. Sorularımızı ya da merak ettiklerimizi en yetkin ağızdan duymuş olduk. Ya tabiri caizse değil. Bu işin profesöründen öğrendik. Sağ olasınız. Teşekkür ederiz. Bu anlamda aklımıza gelen her şeyi de sormaya çalıştık. Eminim ki bundan sonra bizim de balığa bakışımız farklı olacaktır bu programın akabinde. O yüzden tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın sayın hocalarım. Teşekkür ediyorum tekrar. Kıymetli seyircilerimiz, bu haftalık bu kadar. Sağlıcakla kalın efendim.